Herkese merhaba tekrar arkadaşlar. Şimdi ben temizlik yapacağım. Ama temizlik yapmadan önce size şunu göstereceğim. Bu Spray Mop'tan aldım arkadaşlar. Şu Derma'nın olan mop'undan. Bunun bir önceki modeli bende vardı. Yani şu hatta bilirsiniz renkli olan. Adını bilmiyorum onun. Ama ondan bende vardı. Ama onun fıs fıs yeri kırıldı. Ben de bu çok övülen beyaz olan Derma'nın mop'undan aldım. Bilmiyorum daha kullanmadım gördüğünüz gibi. Kutuyu sizinle beraber açacağım. Hazır temizlikte varken dedim bunu hemen açayım ve kullanmaya başlayayım. Temizlik derken zaten evim temiz. Biliyorsunuz halılar yıkamadaydı. Halılar yıkamadan geldi. Onları yayacağım. Çünkü oturduğumuz odanın inanılmaz derece ses çıkıyor. Aslında ister oyuncakları sürekli yere fırlattığı için aşırı bir ses oluyor. O yüzden halıları bir an önce yaymam lazım. Bir de bu sabah çok erken kalktım. Saat kaçtı? Ya? 8 miydi? 8.30 muydu neydi? Aslında serler aynı şekilde kalktı. Şeye gittik. Hastaneye gittik. Bir kan verme işimiz vardı. Onu hallettik. Ondan sonra aslında seni ben teyzeme bıraktım. Ve geldim eve temizlemek için. Şöyle kendime de bir bardak süt koydum. Tabii ki kahvaltı yapmadım. Enerji versin diye süt içiyorum. Normalde de sütü çok severim. Şimdi kutuyu açtım ben. Şöyle su haznesi olan zımbırtıdan çıktı. Ondan sonra kendi boyutu çıktı. Fıs fıslı olan kısım çıktı. Ama bunu hiç şeye koymamışlar biliyor musunuz? Hiçbir şey sarmamışlar. Ya şu bezi sarmışlar, şunu sarmamışlar. Bu kargodan iyi yani sağlam gelmiş. Neyse ben diğer şeyi mopu da dediğim gibi kullandığım için bunların kullanımının çok kolay olduğunu biliyorum. O yüzden hemen şöyle. Hızlıca. Kurayım. Evet, bu kadar. Hemen kurdum, bitti. Su haznesinde yorumlarda bazılarında şey diyor, damlatıyor falan diyor ama şimdi önce bir süpeyim, ondan sonra silerken içine suyu koyacağım, o zaman beraber bakarız. Ama mesela şöyle göstereyim. Bazı yorumlarda şey yazılmış, işte su haznesi küçük veya işte ne bileyim iki oda bir salon bir ev için yeteri kadar büyüklükte falan yazanlar da var. Küçük yazanlar da var. Arkadaşlar benim evim 3+1 ve 120 metrekare. Bunun bir önceki modelinin haznesi de hemen hemen bu kadardı ve benim evimi gayet güzel siliyordu. Yani bir tur silmek için yeterli oluyordu. O yüzden hazne küçük değil. Hiç o küçük diyenlere aldırış etmeyin. İşin açıkçası benim için bu moplarda şey çok önemli. Bez çok önemli. Yani o yüzden bir an önce bezi açmak istiyorum. Bir yemek yapmaya başladı ve mutfak çok kötü kokuyor. Bezde nasıl biliyor musunuz? Bunu da yorumlarda okumuştum. Gerçekten işte misinalar falan var deniliyordu. Evet, ellediğiniz zaman gerçekten böyle elinize o misinalar geliyor. Yani dediğim gibi mopta benim için en önemli olan şey sildiğiniz zaman yüzeyde kıl, tüy, saç, toz, hiçbir şeyin bırakmaması. Çünkü ben istemsizce yerleri sildikten sonra böyle elimle bir geçiyorum. Bakayım toz vesaire bir şey var mı diye. Eğer o an elimle geçtikten sonra elime bir şey geliyorsa benim için ciddi sıkıntı. Ben hemen o mopu, o bezi hemen değiştiririm. Mesela bu önceki, bundan önceki aldığım mopun, onu birazdan göstereceğim size. Bezi o kadar kötüydü ki ben bir kere bile kullanmadım. Silvan'ın şeyini koyuyordum mesela ona. Silvan'ın bezini koyuyordum. Bu arada şimdiye kadar gerçekten kullandığım en iyi moplardan biri demeyeceğim. En iyi mop bence Silva. Ama işte Silvan'ın da şeyi yok. Bu su fıskırtma muhabbeti yok ya. Şimdi bebekli ailelerde, bebekli evlerde bu su fıskırtma olayı gerçekten büyük kolaylık.
Ama bez olarak kesinlikle Silvan'ın bezi. Ama bu bez de bak hoşuma gitti inşallah. Sildiğim zaman da dediğim gibi işte yerde bir şey bırakmaz. Oh, öyle şimdi ben hemen evi süpüreyim. Evi silerken size göstereyim nasıl siliyor. Kızlar şimdi ben taktım şeyime, bezime ve suyumu da koydum. Suyuma da şöyle Bingo'nun mutlu yuvamından koydum. Şimdi püskürtüp sileceğim. Silmesi falan rahat. Yani diğerine nazaran evet daha rahat. Ve su püskürtmesi diğerine nazaran gerçekten çok daha iyi. Diğerine nazaran diyorum ya. Onu da göstereyim. Bende şundan vardı. Bunu da göstermiştim galiba. Bilmem hatırlamıyorum ama. Bundan almıştım ve şunun şurası kırıldı. Burası böyle tutmuyor. Çıkıyor. Şimdi nazar zor durdurdum. Burası çıkıyor ve o yüzden yeni almak zorunda kaldım. Ama dediğim gibi gerçekten şuna nazaran şu çok daha iyi. Şimdi bunu da çıkardım, çöpe atacağım. Bu geldiği için artık bununla işim yok. Şimdi ben hadi hızlıca evi sileyim. Bana kolay gelsin. Ha bir de şunu söyleyeceğim. Yanlış hatırlamıyorsam şunda iki tane bez gelmişti. Yedek beziyle vardı. Ama bunda bir tek bez var. İşte bu bence biraz sıkıntı çünkü tek bez yeterli olmaz. Çünkü ben mesela normalde her odada bezi yıkayıp tekrar kullanmak zorunda kalıyorum. Yani öyle daha rahat ediyorum. Ama yedek bezi olsaydı hiç uğraşmadan tık 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 değiştirip her odaya geçtiğim zaman değiştirirdim. Ama işte dediğim gibi bunda yedek bez yok ve muhtemelen bunun yedek bezlerini de alacağım. Çünkü şimdilik hoşuma gitti. Neden diye soracaksanız. Yani görüyorum mesela evi süpürdüğüm halde yani ufak tefek tozlar var ya. Onları mesela direkt bezin içine aldı. Hiç başka yere köşeye falan savurmadı. Ben her ikisinin linkini de yani şunun da linkini yorumların başına koyarım. İsterseniz oradan sizin ihtiyacınız varsa bakabilirsiniz. Herkese tekrar merhaba. Sanırım en son sizi mopta bırakmıştım. Mopta bir ev süpürü silmiştim. Ondan sonra inanın görüntü çekemedim. Çünkü gerçekten bugün nasıl geçti, nasıl bu saat oldu anlamadım. Şu an saat 10'a 10 var ve benim işim hala bitmedi. Ne yapıyorum şu an? Bu arada Samet'le Aslan Aksan'ı da anneme gitti. Samet'i bari gideyim, annen de bir çay içeyim dedi. Aslan Aksan'ı da aldı gitti. Ben ne yapıyorum şimdi biliyor musunuz? Domates, kışlık domates muhabbetine girdim. Şöyle domates yapıyorum arkadaşlar. Size de fikir olsun diye göstermek istedim. Gerçi ben bunu geçen sene hazırlarken de size göstermiştim diye hatırlıyorum ama bir daha göstermek istedim. Şimdi normalde şöyle şu boy poşetlerim var kilitli. Samet maalesef bunları büyük almış. Normalde ben bunu şu boy olanını kullanıyordum ama Samet büyük almış. Yapacak bir şey yok. Yani burada şöyle göstereyim. Bayağı bir büyük. Neyse şimdi ben ne yaptım biliyor musunuz arkadaşlar? Domateslerimi doğradım. Domateslerin kabuklarını doğradım. Ondan sonra domateslerimi küçük küçük parçalar halinde böldüm. Şu şekilde. Ondan sonra böyle kilitli poşetlere koydum. Ben evlendiğimden beri domatesi, kışlık domatesi yazdan bu şekilde koyuyorum. Şimdi bunları böyle düzlüyorum. Buzluğuma o şekilde atacağım. Dediğim gibi ben hiçbir zaman işte böyle konserveymiş, işte menemenlikmiş, bilmem neymiş hiç o işlere girmedim. Zaten bizim evde menemen yenmez. Sadece bu şekilde yapıyorum domatesi. Bunu da ne için yaptım onu da söyleyeyim. Şöyle, Samet domates ve biber kızartmasını çok seviyor. Yani iki günde bir yapsam niye bunu yaptın demez. Gerçekten çok seviyor. Benim de kolayıma geliyor ne yalan söyleyeyim. Böyle birazdan domateslerimi hazırlıyorum. Dediğim gibi bunu her sene yapıyorum. Buzluğuma da şey koyuyorum. Köy biberinden, yeşil köy biberlerinden. Mesela normalde önce o köy biberlerini deli gibi tek tek kızartıp öyle koyardım buzluğa. Ama sonra fark ettim ki kızartsam da aynı, kızartmasam da aynı. O yüzden artık kızartmıyorum. Direkt biberlerimi de hiç doğramadan yıkayıp kurutup buzluğa poşetlerine koyup o şekilde buzluğa kaldırıyorum. Ondan sonra çıkartıyorum. Biberleri atıyorum tavaya. İki çeviriyorum yağda. Ondan sonra hop şöyle bir poşet. Domates oldu bitti. Samet'e akşam yemeği. Gerçekten hem çok kolay hem Samet çok seviyor ve gerçekten büyük bir zevkle yiyor.
benim de işime geliyor tabii ki. Ama onun haricinde bu poşetlerin bende küçük boy olanları da vardı. Aslında bir ara size buzluk düzenimi göstersem çok iyi olur. Çünkü ben buzluğa gerçekten birçok şeyi koyuyorum yazda. Bunların küçüklerini de yemeklik olarak koydum. Ben yemeklere domates koymayı seviyorum. Her ne kadar o çiğden domates yemesem de ama yemekte böyle işte Samet yemek yaparken falan domates koymayı seviyorum. Bence daha böyle daha güzel kıvam veriyor yemeğe. O yüzden şöyle şu poşetin şu boyların yani bu poşetin şu boy olanından da bir 15-20 tane kadar da yemeklik yaptım. Onları zaten daha yazlığa gitmeden önce yapmıştım. Yok. Onları zaten demiştim ya yazlıktan bir ara bir hafta geldik. Ondan sonra geri döndük. O bir haftada onları yapmıştım. Onun haricinde bir de bu sene ilk defa böyle şöyle domatesler yaptım. Bunları ne yaptım biliyor musunuz arkadaşlar? Şurada görüyorsunuz. İnce süzgeçten süzdüm. Ondan sonra böyle buzdolabı poşetlerine pay ettim. Bunları ne yapacağım peki? Bunları da Aslan Aksel için yaptım. Aslan Aksel'e domates çorbası yaptığım zaman bunları kullanacağım. Aslan Aksel domatesli pirinçli bir çorba yapıyorum ona. Onu çok seviyor. Ona yaptığım zaman böyle bu domateslerden kullanacağım. Ama bunlardan 3 tane yaptım. Daha dolapta domates var. Herhalde onları da şey yaparım. Aslan Aksel'e yaparım. Aslında ben gene kızartmalık yapayım diyordum ama yok Aslan Aksel'e 3 poşet çıktı. Gözüme az geldi. Aslan Aksel'e biraz daha yapacağım bunlardan. Bir de kırmızı biber koyacağım. Kapya biber. Onları da ne yapacağım? Tek tek yıkayıp küçük küçük poşet doğrayıp böyle tüm poşetlere koyacağım. İstediğim kadarını alıp kullanacağım. Ben kapya biberi gerçekten çok seviyorum. İşte yumurta kırarken özellikle ve özellikle tavuk yemeklerini de çok seviyorum. İşte bulgur pilavı olsun, makarna olsun. Yani bana kalsa ben ne yaparsam kırmızı biberi koyarım ama Samet sevmiyor. Ama gene de işte benim için ayırarak yiyor. Ama ben çok seviyorum. O yüzden bu şimdi 1,5 liraya yakın pazardan aldım. Şimdi onları da böyle de küçük küçük doğrayıp bu poşetlere koyacağım. Öyle belki size de fikir olur. Yani biz normalde ben 7 senelik evliyim ve 7 senedir gerçekten hiçbir zaman öyle kazanlarla domates kavurmadım, kaynatmadım, konserve yapmadım. Bilmiyorum biz belki ben sevmiyorum diye. Belki Samet de çok fazla menemenle arası olmadığı için yapmadım. Belki sevseydi yapardım ama böyle daha çok kolayıma geliyor. Hele ki o böyle küçük yemeklik yaptığım domatesler gerçekten çok işime yarıyor. İşte bulgur pilavı falan yapacağım zaman direkt kop alıp atıyorum pilavın içine. Çok çok kolay oluyor benim için. Öyle belki size de fikir olur. Yani bizim gibi domatesle çok fazla haşır neşir olan bir aile değilseniz siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Ay bu kapıda ne oynadı? Hava şu an çok kötü gerçekten. Yağmur yağıyor. Bilmem Sametler nasıl gelecek. Ama bu şekilde gelirler artık. Şimdi ben domateslerimi bitirdim. Demin dolapta 2 kiloya kadar daha yakın domates var. Onları da Aslan Aksel için rendeleyeceğim. Ondan sonra biberlere geçeceğim. Saat 10 oldu. Ben ne zaman yatacağım, ne zaman dinleneceğim hiç bilmiyorum. Bugün de böyle geçti. Gerçekten çok yoruldum. Bu arada akşam yemeği olarak onu da söyleyeyim. Akşam yemeğinde şey yaptım. Ispanaklı börek yaptım. Tavada yaptım. Çok kolay oluyor. Hemen 2 dakikada pıt pıt. Sadece ıspanağı yıkamak tek sıkıntı o yemekte ıspanağı yıkamak. O biraz el oyalıyor. Onun haricinde çok kolay bir börek. Hemen 10 dakikada yaptım. Ben 2 dilim yedim. Kalanını Samet yedi. Aslında aksine köfteyle püre yapmıştım zaten. Öyle akşam yememiz de bu şekildeydi. Ay ben artık şu biberleri de halledeyim. Domatesleri de halledeyim. Artık dinlenmeye değil direkt yatışa geçeyim. Tekrar merhaba arkadaşlar. Şu an saat 11'i çeyrek geçiyor. Ben yatacağım dedim ama şu biberleri yapmadan içim rahat etmedi. Şöyle yaklaşık 2 kilo biberden. Bu 2 kilo mu 1 kilo mu tam bilmiyorum ama hatırlamıyorum ama 1 kilodan fazla. Biraz şöyle jülyen doğradım. Biraz da böyle küp küp doğradım. Şimdi bunların da ağzını güzelce cırtlayıp buzluğa atacağım. Bunlar da gerçekten çok kolay oluyor. Çok pratik oluyor. Bunları mesela tavuk yemekleri için yaptım. Bunları da böyle işte ne bileyim kıymalı makarna veya işte bulgur pilavı yaparken kullanırım diye böyle küp küp doğradım. Bunları da normalde ben önceden kızartıp koyardım falan ama şimdi hiç gerek yok. Böyle çiğden koyup direkt yapacağım zaman çıkartıp kullanmak gerçekten çok daha pratik oluyor. Sizin de aklınızda olsun. Öyle. Ben artık şu mutfağı toplayıp bir önce uyumak istiyorum. O zaman yarın görüşürüz.
Herkese merhaba. Bugün günlerden pazar. Biz Samet'le aylar aylar sonra ilk defa dışarıda yemek yemeye çıktık. Kaç ay oldu? En son Aslan 6 aylıktı galiba. 5-6 ay. Evet. 5-6 aylıktı yemek yemeye çıkmıştık hep beraber. Ondan beri yemek yemeye çıkmadık dışarıya. Ama tabii ki Aslan Aysel yanımızda yok. Onu anneme bıraktık. Şimdi yemek yiyeceğiz. Zaten gündüzde de beraber dışarı çıkmıştık Aslan Aksel, ben ve Samet kardeşim. Onu arabayla biraz gezdirdik. İyice yoruldu. Güzel uyudu, uyandı. İşte meyvesini yedim, anneme götürdük. Biz de orada kaçtık, bir yemek yiyelim dedik. Öyle, şimdi ben yemek yiyeceğim. Samet'in yemeği geldi. Neredeyse bitirmek üzere. Benim yemeğim daha yeni geldi. Ben de yiyorum, tavuk işiyorum bu arada. Ben çok acıktım. Hadi yemeğimi yiyeyim, sonra görüşürüz.